Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte C++ derslerine devam ediyoruz. İsterseniz şimdiki programımızda KDV hesaplatalım. Bu KDV'yi de sabit bir değişken olarak atayarak, yani sabit bir değişken olsun, ondan sonra halledelim isterseniz. KDV diye bir değişken ismi oluşturdum, hemen dosyalarımızı oluşturuyoruz. Main CPP dosyasını oluşturdum. Şimdi sabit bir KDV değişkeni oluşturacağım için const diye bir değişken, const diye bir fonksiyonumuz var. Bunu kullanıyoruz. Sabit bir değişken atıyor. Bunun tipi de float olsun çünkü noktalı virgül işlemler yapacağız. 0,18 yani KDV %18 olarak alıyorum. Şuradaki f'yi niye koydum? Float'un f'si böyle kullandığı koymasanız da olur, hata vermez ama böyle kullanması daha mantıklı. Şöyle açıklayayım isterseniz const'u da. Const sabit bir değişken kullanılacağı zaman. Kullanılacağı zaman kullanılır yazalım, kullanılır olsun. KDV'yi sabit bir değişken olan 118'e eşitledik. Şimdi bir de ne kadar miktarın, ne kadar paranın KDV'sini alacağız onu hesaplayalım isterseniz. Gene virgülü bir sonuç çıkabileceğinden dolayı bunun değişken tipini de float olarak belirleyelim. Para olsun bunun da değişken ismi. Ve burada işte ya da şöyle yapacağım. Hesap diye bir değişken oluşturacağım. Mesela ne kadar miktar para? 600 lira civarında miktar para olsun. Çarpı KDV yazdığım zaman burada direkt bütün işlemi yaptırmış olacağım. Şimdi şurada isterseniz kullanıcıya önce bir bilgi mesajı verelim. KDV tutarı diye önce bir mesaj versin. Daha sonra burada isterseniz yaptığımız hesabı yazdıralım. Çalıştıracağım. Hata verdi. Nereden dolayı bir hata verdi? Şurada büyük ihtimal bundan dolayı virgül değil nokta kullanın. Evet, noktadan dolayı veriyor. Hemen şurayı da düzelteyim. Tekrar çalıştırıyorum. KDV tutarını 600 lira olarak 600 liranın KDV'sini 108 lira olarak buldu. Burada neyi öğrendik? Const sabit bir değişken tanımlayacağımızda ki biz burada KDV %18 olarak sabit bir değişken olarak tanımladık. Bu programımızda da const'u öğrenmiş olduk. Ayrıca KDV tutarını hesaplamayı öğrenmiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.